beton kafalı Niko, sosyopat Sırp askeri, Liberty City'nin sessiz kuduz köpeği. Temel çözümü öldürmek. Half beach is a small place. My friends will find you. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Bosna ve Yugoslav savaşları sırasında Sırbistan'da büyüyen Niko Bellic, yoksulluk dolu bir geçmişe sahiptir. Yugoslav Halk Ordusu'nda helikopter pilotu ve piyade olarak savaştı. Sürekli olarak kötü koşullar ve tehlikeli bağlantılar içindeydi. GTA serisinin açık ara en sert gerçekçi karakteridir. Niko ağırbaşlıdır, iş bitiricidir. Düşmanı olmadığınız ya da onu kızdırmadığınız sürece sizinle problemi yoktur. Niko'nun yüzünde savaşın sert ve kuru yanını görürüz. Güldüğü pek görülmez. Niko'nun en belirgin becerisi savaş ve taktik bilgisidir. Niko, Sırp milis gücünde çocuk asker olarak görev yaptığı süre boyunca silah kullanma becerilerini üst seviyeye taşımıştır. Niko savaş psikolojisini anlar ve çatışma sırasında soğukkanlılığını korur. Panik yapmaz ve etrafındaki durumu değerlendirerek en uygun manevrayı yapar. Düşman taktiklerini iyi bilir ve buna göre stratejiler geliştirir. Düşmanın hareketlerini okur, onları şaşırtır, üstünlük sağlar. Öyleyse günlük yaşamımızda şu tip psikolojik ipuçlarını benimsemek önemlidir. 1. Zihinsel hazırlık. Seni kızdıran ya da duygularını köpürten bir durumla karşılaştığında asla fevri davranma, soğukkanlılığını koru, rasyonel bir zihniyeti benimse. 2. Karar verme ve değerlendirme. Herhangi bir durumda ani ve kontra kararlar vermek yerine çevreni doğru bir şekilde değerlendir, analiz yap, işine yarayacak ve yaramayacak şeyleri belirle. Bu doğrultuda bir plan yap ve hedefe doğru akılcı bir tutumla ilerle. Riskleri ve fırsatları değerlendir. 3. Strateji geliştir. Günlük hayatta karşılaştığın zorluklarla başa çıkmak için stratejiler geliştir, problemleri analiz et ve alternatif çözüm yollarını düşün, stratejik düşünme becerilerini geliştir. 4. Gözlem ve analiz. Düşmanını tanı, onları anla, zayıf ve güçlü yönlerini ezberle, farklı durumlarda nasıl tepki verdiklerini bir analiz et. 5. Eğitim, tekrar ve pratik. Herhangi bir beceriyi geliştirmenin tek yolu pratik ve tekrardır. Hangi spesifik yeteneklerini geliştirmek istiyorsan onunla ilgili pratik yap. Hızlı sonuç bekleme. Yavaş, istikrarlı ol. Takım çalışması ve iletişim becerilerine yatırım yap. Grup aktivitelerine katıl. Niko Bellic'den devşirdiğimiz bu 5 öneri şiddet veya saldırganlık için değildir. Amacımız altındaki felsefeyi benimsemek. Niko Bellic, helikopter pilotu, ölüm taciri, insan kaçakçısı, Liberty City cehenneminin bekçisi. Niko'nun diğer kişilik özellikleri. 1. Bekarlık sultanlıktır. Niko romantizme çok az ilgi gösterir. Flört etmesi, fahişeleri kiralayıp kiralamayacağı, striptiz kulüplerini ziyaret edip etmeyeceğini oyuncu seçimi belirler. Yine de doğru kızı bulduğunda yuva kurma fikrinden hoşlansa da Darko'ya karşı kan davası her zaman önce geliyor. 2. Katliam delisi. Niko'nun kafası gidiktir. Travma sonrası stres bozukluğuna sahiptir. Ayrıca katliam konusunda derin bir yeteneği vardır. Birkaç dolar için bile onlarca gangsteri öldürebiliyor. 3. Abilik içgüdüsü. Kuzen olmalarına rağmen Niko, Roman'a karşı çok korumacıdır. Roman'a karşı herhangi bir yanlışı ya da tehdidi affetmiyor. 4. Profesyonel tetikçi. Niko, iğrenç suçları acımasız bir verimlilikle işler. Sadece nadir durumlarda yeterince iyi ödeme almadığında bundan yakınabiliyor. 5. Korkusuz kişilik. Niko'nun gözünü korkutmak neredeyse imkansızdır. Karakteri veya statüsü ne olursa olsun sıkıntı yaratan herkese kafa tutar. Kafasına silah dayanmış halde sandalyeye bağlı olduğunda bile düşmanı alaya alabiliyor. 6. Siyam timsahı. Tüm GTA serisinde arkasında en çok ceset bırakmış kişidir. Tommy Vercetti'nin oyun sicilindeki ceset sayısı 19'dur. Niko'nun sicilindeki ceset sayısı ise 50'dir. Faili meçhulleri dahil etmiyor bile. Siyam timsahı Güneydoğu Asya'nın sulak alanlarında, nehirlerinde ve bataklıklarında yaşar.
Bu timsah büyük boyutlara ve çok güçlü çene yapısına sahiptir. Tarım alanlarına yakın bölgelerde bulunurlar. Su altında sessizce bekleyerek avlarını gözlemlerler. Soğukkanlı ve donuk bir yapıları vardır. Potansiyel bir çatışma olasılığında fazlaca agresif bir yapıdadır. Bu bağlamda fazlasıyla Niko belli ki anımsattığını söyleyebiliriz. Bu dünya bir zindan. Her birimiz mahkumuz ve özgürlük sadece bir illüzyon. Ne var bu yaşamdaki gerçekten değerli olan? Para mı, güç mü? Bunlar sadece geçici zevkler, sonunda yok olup gidecek olan boş hedefler. İnsanlar yalnızca kendi çıkarlarını düşünen yaratıklar. Arkadaşlık, sevgi, sadakat. Hepsi sahte birer maske. Herkes sadece kendi çıkarları için yaşıyor. Gerisi umursamazlık. Ve yaşamın anlamı? Yok. Sadece bir süre varız, sonra unutulup gidiyoruz işte. İnsanlar sadece kendilerine avutacak hikayeler uyduruyorlar. Gerçeklik aslında acımasız ve soğuk. Herkesin bir fiyatı var. Herkes bir gün sırtını çevirebilir. İnsanlar sevdiklerini satarlar. En yakınlarına ihanet ederler. Bazen düşünüyorum, belki de insanlık diye bir şey yok. Sadece bencil yaratıklarız. Hayatta kalma içgüdüsüyle savaşan acımasız canlılar. En nihayetinde hayat bir savaş alanı. Herkes kendi çıkarları için savaşıyor. Kazanan diye bir şey yok. Sadece hayatta kalanlar var. Ya ezilirsin ya da ezersin. Başka bir seçenek yok ki. Hayat sadece acımasız gerçeklerle yüzleşmekten ibaret. Bugün Niko Bellic'in karakter analizini yaptık. Onun psikolojisini anlamaya çalıştık. Böyle içerikler ilgini çekiyorsa kanala katıl üyeliğiyle destek olabilirsin. Sevgiler, bir sonraki analizde görüşmek üzere.